Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Antalya'dayız bugün. Antalya'dan sesleniyoruz sizlere. Bugün çok özel bir yere konuk olduk. Neden özel olduğunu röportajımız içerisinde daha iyi anlayacaksınız. İME Solucan Gübresi. Evet efendim, İME Solucan Gübresi'ne konuk olduk ve firma sahibi Sayın İskender Tayfur'la bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bakalım bize vermiş oldukları hizmetlerle ilgili ne gibi bilgiler aktaracaklar. İskender Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Bizler deyiz. Doğanın içerisindeyiz. Ne güzel. Evet. İskender Bey, söyleşimize başlamadan önce ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize sizi tanıtmak adına sormak istiyorum ben. Kısaca İskender Tayfur kimdir efendim? İskender Tayfur ismim. Antalya'da 96'dan beri yaşıyorum. Yaklaşık bir 4,5 senedir solucan gübresi üretimi yapıyorum. Okulumu ve üniversiteyi Türkiye'de okudum. Aslen Kazakistan göçmeliyim. Ağızka Türkleri. Ağızka Türk. Evet, Ağızka Türklerindeniz. Hoş değil geldiniz, mi? Sefa hoş geldiniz buldum. O zaman hoş diyelim. Evet. Memleketinize. Evet, memleketinize. İME Solucan Gübresi'ni konuşalım istiyorum ben hemen. Firmayı ne zaman kurdunuz? Nereden esti böyle bir iş yapmak? İME Solucan Gübresi şirketi ne iş yapar? Bunları bir öğrenebilir miyiz sizden? Aslında İME Solucan Gübresi son birkaç sene içerisinde, yani yaklaşık 2 senedir varlığını sürdürüyor. Daha öncesinde şirket değil de daha çok hobi olarak yapılan bir işti. Ama daha sonra işin çok hızlı büyüdüğünü görünce şirketleşmek durumunda kaldık. Çünkü solucanların üreme hızı ve bize sağladığı katkılar bizi şirket oluşturmak zorunda bıraktı. Şu an memnunuz. Yaklaşık 3,5 senedir solucanlarla çok alakadarız ve memnunuz. Memnunsunuz. Evet. Peki solucan gübresi çok alışık olduğumuz bir şey değil. Birçok gübre türü biliyoruz. Evet. Hayvansal gübreler, yapay gübreler, suni gübreler, bunun dışında kuş gübreleri vesaire, ama solucan gübresi çok alışık olduğumuz, çok sık duyduğumuz bir şey değil. Neden solucan gübresi ve solucan gübresi hangi alanlarda kullanılabilir? Faydaları nelerdir? Şimdi solucan gübresi biliyorsunuz artık ülkemizde topraklar verimliliğini oldukça kaybetti. Bu da kimyasal gübreler yüzünden oldu. Solucan gübresi organik bir gübre, tamamen organik ve doğada zaten doğal olarak yaşayan solucanların görevleri bu. Toprakları zenginleştirmek. Biz bu görevi daha değerli toplu, daha uygun ortamlarda ve artık bir nebze ticari de yapabiliyoruz. Solucan gübresi hem toprağı zenginleştiriyor hem de şu an herkesin korktuğu bu katkı maddelerinden uzak, sağlıklı bir besine ulaşmayı sağlıyor bize. Toprağı zenginleştirerek. Evet. Bu durumda sizin daha çok müşteri portföyünüz organik tarım. Evet, hem üreten organik tarım hem de şimdi ilk başlarda organik tarımda, ama bu duyulmasıyla birlikte işte evde ufak bahçesi olanlar, işte çiçek yetiştirenler, onlar da bizden bu gübreyi küçük miktarlarda alıp uygulamasını yapıyorlar ve çok da memnunlar. Antalya biliyorsunuz çok fazla serası olan bir bölgemiz. Burada da yaz kış üretim yapan firmalar var. Dolayısıyla oldukça fazla talep solucan gübresine. Söz konusu. Evet. Anladım. Çok güzel. Peki Antalya'dasınız. Antalya merkezde bu işi yapıyorsunuz. Antalya ile mi sınırlısınız? Peki talep gelmesi durumunda ürünlerinizi nerelere kadar ulaştırıyorsunuz? Şöyle söyleyelim. Hem gübre satışı olarak hem de tesis açmak isteyen bu işe yeni başlayan girişimcileri desteklemek amacıyla hem çevre illerde hem de daha uzakta, örnek vereyim, Gaziantep'te hem gübre satışı yapıyoruz hem de bizden solucan alan firmalar var. Aynı şekilde Diyarbakır'da, aynı şekilde Doğu Beyazıt'a kadar ulaştık. Öyle söyleyeyim. Yani hem bir gübre bayilik sistemi söz konusu anladığım kadarıyla. Evet, bayilerimiz aracılığıyla mı? Evet, hem bayilerimiz aracılığıyla orada bir üretimi yerinde başlatıyoruz. Biliyorsunuz taşıma maliyetleri, bunlar çok önemli. Hem de gübre almak isteyenleri ilk başta buradan, daha sonra yerinde bulunduğu bölgeden gübreyi alabilecek şekilde tesisimizi de kuruyoruz. Tesisi kuruyorsunuz, üretimin orada gerçekleşiyor. Üretim orada gerçekleşiyor. Bu durumda bayiniz olmak isteyenler olursa ekrandaki numaralardan size ulaşıp gerekli bilgileri edinebilirler. Evet, anladığım kadarıyla. Evet. O konuda da yardımcı oluyoruz. Altyapının oluşmasıyla, tesisin oluşmasıyla ilgili her şeyi ve siz onlara yardımcı oluyorsunuz. Yol gösteriyorsunuz. Evet. Nasıl olması gerektiğiyle ilgili düşünenler olursa İskender Bey'i arayıp gerekli bilgileri edinebilirler sevgili izleyiciler. Peki efendim,
böyle bir tesisi, yani böyle bir üretim tesisini, bu noktalardan bir tanesi sadece tesisleriniz içerisinde. Kaç personel böyle bir tesis için yeterlidir? Kaç personel istihdam etmek gerekir? Yani çok maliyetli bir iş midir bu? Pazar konusu çok rahat mıdır? Satışı mümkün müdür? Nedir ne değildir? Bu konuda da aydınlatabilir miyiz insanları? Tabii, güzel bir soru aslında. Şimdi gördüğünüz zaman tesis çok büyük. Acaba burası nasıl idare ediliyor? Şöyle söyleyeyim, bir kişiyle bu büyüklükte bir tesis oldukça rahat bir şekilde idare edebiliyor. Yani ya kendisi ya da bir eleman, bir çalışan istihdam ederek herkes bu işe başlayabilir çok rahatlıkla. İşin daha sonra büyümesi durumunda bir veya iki kişi daha takviye edilebilir. Ama aylık yaklaşık 15-20 ton gibi bir yüklü üretime kadar İki kişiyle çok rahat bir şekilde idare edilebilecek bir tesis. 20 tonluk üretime kadar iki kişiyle idare edilebilir diyorsunuz. Evet. Gayet güzel. Peki efendim, ben geleceğe yönelik hedeflerinizi de öğrenmek istiyorum. Gelecekte biz İME Solucan Gübresi şirketini nerelerde göreceğiz? Hedeflerimiz, planlarımız ne yönde? Şimdi bizim dediğim gibi Antalya pazarı çok büyük bir pazar. Burada önümüzdeki 3 sene için Antalya pazarında etkili olabilmeyi hedefliyoruz. Zaten Türkiye genelinde bir satışımız var. Ayrıca kökenimiz de yurt dışından olduğu için çok daha rahat bağlantı kurarak yurt dışında da bu işin ticaretini, hem üretimini hem de buradan gübre satışını yapmayı planlıyoruz. Gelişerek devam edeceğiz diyorsunuz. Evet, yolunuza gayet güzel, inşallah muvaffak olursunuz. İnşallah. Bize tabii ki sizlere başarılar dilemek düşer. Son olarak efendim, ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize ve tabii ki bugüne kadar İME Solucan Gübresini tercih etmiş olan kişi veya kurumlara söylemek istediğiniz son cümleleriniz varsa bunları toparlayabilir misiniz lütfen? Sağlıklı üretim yapalım. Hem çevremize hem çevredeki insanlarımıza zarar vermeyelim. Fark etmez, solucan gübresi veya farklı bir gübre olur ama organik olsun. Hem kendimizi hem çevremizdekileri zehirlemeyelim. Evet, kesinlikle katılıyorum. Ben size teşekkür ediyorum. Bizi burada konuk ettiğiniz, ağırladığınız, çok sağ olun. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, sevgili Sektörler Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında da söylediğim gibi Antalya'dayız efendim. Antalya'da İME Solucan Gübresi'ne konuk olduk ve İME Solucan Gübresi'nin kurucusu, sahibi Sayın İskender Tayfur'la bir söyleşi gerçekleştirdik. Buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyoruz ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşça kalın efendim.